Hadi hoş geldiniz. Ben Cenk. Cenk Oğuz ve New Vegas hikayelerimize, Moabe hikayelerimize baştan hoş geldiniz. Şimdi hikayemizin bir önceki kısmında Baruk çetesi denilen serseri haydut grubunu bir şekilde ortadan kaldırmıştık. Ortadan kaldırdık denemez aslında ama onların üstlerini bir şekilde halletmiştik. Prim kasabasına döndükten sonra oradan Nipton'a geçeceğiz. Prim kasabasının şerifiyle, yeni şerifiyle bir konuşacağız. Ondan sonra Nipton'a doğru geçip bakacağız. Şu sanırım Myers denen şerif. Bunu bir konuşup gideceğiz. Yapacağımız pek bir şey yok. Abi, nasıl lan? What? Aynen, Prim hakkında bir konuşalım bakalım. Af arıyor, aynen. Myers bir af alacak ve şerif olacak. Adam bir şey yapmamış. Yani cezasını ödemiş. Barut ekibine de bağlı değildi. O yüzden gayet iyi. Güzel. Hadi bakalım. Bu işte böylece hallettik. İşleri aksatmak olmaz. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. O zaman buradan baştan kuzeye doğru gidelim. Şimdi Neptün'e gideceğiz. Bir bakacağız Neptün'de neler yapmışlar, nasıl gidiyor. Oradan bir duman yükseliyormuş. Ateş varmış orada, bir şeyler varmış. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Tabanca sesi duydum, silah sesi duydum. Ben de devreye gireceğim. Aha, bir şeyler oluyor orada. Yok yok, doğru değil. Aha, birisi öldü, birisi hayatta kaldı. Sen dur bakalım orada. Dur bakalım orada, ne istiyorsun? Sen birden saldırdın. Ben bir şey bilmiyordum. Demek param var yanında. Mavi yıldız. Şimdi bak, mavi yıldız dediğin zaman, mavi yıldız kapak dediğin zaman işler değişir. İşler değişecek. Onu bana vermeyeceksin. O zaman onu bırakacaksın bana. Bakalım önce silahını kim çekecek ha? Bana o kapakları verecektin dostum. Oo, Lejyon saldırmış buraya. Lejyon. Bak burada boğanın işareti var. Sen Barut ekibindensin. Sen Barut ekibindensin. Hayır. Kendini iyi hissediyor musun bakayım? Çünkü biraz sonra hissetmeyeceksin. Oo, güzel. Güzel, sen Barut ekibi misin? Ne piyangosu kazandın lan? Bu kadar şey yapıyorsun, heyecanlanıyorsun. Seni hiç beğenmedim, seni patlaya vuracağım ben. Of, nasıl patladı kafası, nasıl patladı kafası? Oo, ben bunları alabilir miyim acaba? 1 2 3 4 5 Bir tane de köpek var. Bak kardeşim, savaşmak istemiyorum ama yer geldiğinde savaşırım. Yapamazsın zaten. Dedin yapacağım. Dipardan çıkayım. Soğuk taş kalp. Hadi görüşürüz. Siz bir gidin bakayım. Siz gidin bakayım. Bu belediye bina kalmamış burada. Yakmışlar, yıkmışlar burayı. Şimdi, Lejyon hakkında bilmeniz gereken bir şey var. Lejyon genelde cesetlerin altına mayın koyar. O yüzden şöyle yapabiliriz. Dedim size, Lejyon böyle şeyler yapmayı çok seviyor. Bu defaya özel bir defa Coca-Cola içeceğim. Ondan sonra rasyon olup olmadığı size kalmış. Göstereceğim. O Higgs'den Hıyar da anlayacak neden böyle olduğunu işlerin. Bak orada zaten rasyon yazıyor. Şimdi göreceksiniz.
Rasyon. Gördünüz. Oo, olay şu. Bay Fawkes'lerin bir tane adam belediye başkanının yanına gelmiş ve de ona bir teklifte bulunmuş. Şu saatte bir lejyon buraya gelsin, orayı burayı yaksın. Tam NCR askerleri buradayken falan filan diye. Başkan da kabul etmiş. Tabii şey almış. Rüşvet alarak yapmış başkan bunu. Bu da şerefsizin tekiymiş demek ki. Dünyaya bir iyilik yapıp sizi öldüreceğim falan filan diyordu. Ya dünyaya bir iyilik yapıp kendinizi öldürün falan filan diyordu. Tabii Eddie ondan önce davrandı ve o dünyaya bir iyilik yaptı. Oo, güzel. Altı patlar silah. Çok iyi. Aa, burada bir tane daha var. Burada bir tane daha var. Bu ne? Ha, kafatası. Oo, Lejyon hakikaten zalimmiş ya. Çok gaddar, çok zalimmiş. Oo, buralarda kimli? Oo, şu kafalara bak. Ama şunlara bak. Kimleri görüyorum buralarda ya? Kimleri görüyorum buralarda? Barut ekibi değil mi bunlar? Acına son vereyim mi? Hadi son vereyim. Of. Of. Lejyon oyundaki büyük güçlerden birisi. Bir tanesi Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti. Bir tanesi Lejyon. Şunlar da Bord ekibi denen bir haydut grubu. Ben taraf tutmuyorum. Kim daha fazla para verirse. Ne oluyor? Edi ne oluyor? Yine birilerine saldırma. O taraflarda bir şey. Aa, akrepler var. Edi de işini biliyor ha. Edi de işini biliyor. Edi işini bayağı biliyor. Ben daha oraya varamadan, nişan almadan Edi vurdu adamı. Selamünaleyküm. Delavegatere. Hoş geldin dostum. Baştan. Şimdi. Edi bunları halletti. Ne oluyor Edi? Kime saldıracaksın? Burada bir şey mi var? Ne var? Kim var? Şurada bir şey var gibi. Lazer tüfek. Edi korkutuyorsun beni bazen. Motorcu gözlüğü. Oo, güzel. Ama şimdi takmam onu. Gülüyor. Aa, lejyoneri halletmiş bu adam. Az önce lazer tüfeği bulduk burada. Adam lazer tüfeğiyle lejyoneri halletmiş. Güzel, helal. Demek ki adamda da ruh varmış. Bana bir yerden bir tecrübe geldi. Ben böyle bir tecrübeli hissettim kendim. Sanki yaşlanmışım gibi. Temiz su. Alalım. Ne olur ne olmaz. Çantalar boş. Nereden geliyor bu akrepler? Ne oluyor? Kasaba daha yeni terk edildi. Yeni saldırıya uğradı. Çok ilginç. Abi git git adam öldür. Biraz sonra adam öldürmeye devam edeceğiz. Merak etmeyin siz. Biraz sonra adam öldürmeye devam edeceğiz. Bu arada bir şey daha diyeceğim. Serdar'ı ne? Serdar'ı sıfır yanında Higgs ve Cenk'i getirmeye... Ha. O konuda ben bir yorum yapamam. Onu Serdar yönetmenimize soracaksın. Onun vakti geldiğinde. Öyle. Şimdi. Ben buralar neden geziyorum? Bir bakıyorum. Şöyle karavanların içine bakıyorum yine. Şey bir şey varsa diye. Bulunacak bir şey varsa diye. Böyle değerli satabileceğimiz şey varsa. Temiz su. Temiz suya. Boş Nuka Kola şişesi. Her ne kadar boş sarsa parayla şişesi gördüğümde bir hüzünlensem de boş Nuka Kola şişesi gördüğüm zaman daha da hüzünleniyorum. Boş Nuka Kola şişesini gördüğüm zaman anlıyorum ki birileri bazı noktalarda yanlış tercihler yapmış. Birileri bazı noktalarda yanlış tercihler yapmış ve Nuka Kola içmiş. Biz buraya geldik, bu kasabaya baktık, gördük. Kasaba yakılmış, yıkılmış. Benim bu kasabada daha fazla kalmak için herhangi bir nedenim yok. Bana bir ödül vereceği söylendi. Ben Cenk Oğuz böyle çöllerde dolaşarak sizlere hikayeler anlatıyorum. Oh be, ulan şunun mermilerini doldurmak bile ayrı bir keyif veriyor ya. Hayalet. Lejyon orayı mezarlığa dönüştürmüş. Öyle. Neyse, hadi yom. Well, thanks for hoofing it there and back, even if it was bad news. Wish we could spare the troops to go hunting, but orders are to stay put. Fucking Mojave's going to hell, and all I can do is sit here and watch. Evet, o konuda tamamen haklı. Mojave cehenneme dönüyor ve cehenneme daha da cehenneme benzemek üzere. Kızıl Kervan şirketine de gitmemiz lazım. Çünkü ha, bir orada iş var. İki, Ringo'nun bize ödemesi gereken bir miktar para var. Onu alacağız. Şimdi iş para olunca biliyorsunuz dünyanın bir ucundan diğer ucuna giderim. Şurada bir yol var. Ve gitmemiz gereken yere de o yoldan gidebiliyoruz.
Ama çok böyle şüpheli bir yol. Her insanın pusu kurabileceği bir yol. Bir haydut olsaydım garanti o yola ben pusu kurardım. Neden? Çünkü orası vadi. Yukarıda haydutlar olsa pat diye indirecekler. Burası da ilginç bir yermiş. Burası da tehlike mi? Ne tehlikesi? Nereden geliyor tehlike? Gullar mı geliyor? Oo yapma. Ah. Rüyamda böyle bazı zombiler üzerime saldırıyordu nedense. Ben bu rüyayı bir şey yapamadım, bir anlam veremedim. Siz yorumlayın bakalım, bu rüyanın anlamı ne? Ben şey yapamadım. Pek bir anlam veremedim. Ben bu kapıyı açamıyorum bir şekilde. Kapı böyle bir hadi. Hadi. Açılmıyor bu kapı. O zaman o zaman sonraki devam edelim. Hadi. Hadi. Ne? Tehlike neden? Kim gördü bizi? Hadi. Seni bir halledelim biz. Oo. Gene kim var? Gene kim saldırıyor? Böyle birisi saldırıyor sanki. Ayak sesleri falan duyuyorum. Böyle yukarı çıkayım. Hadi işte. Böyle. Oho, gene geldiler bunlar. Kaç 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 yapma 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 yapma. Ben de ne yapacağımı gayet iyi biliyorum. Ben oraya gidip şey yapacağım. Rasyon geliyor bir yerden. Arkadaki guldan mı geliyor acaba? Merak ettim şimdi. Neyse bir sunset sarsaparıyla içip kendime geleyim ya. Çok hasar gördüm. Çok şey oldum. Sunset sarsaparıyla. Nuka Cola içmeyin. Sunset sarsaparıyla için. Dostlarım benim. Rasyonlu gıdalar tükenmekten kaçının. Bu ne? Otorite gözlüğü. Hemen alıp kaçalım oradan buradan biraz daha. Hızlı hızlı. Siz bu hikayeleri kafanızda canlandırıyorsunuz. İşte şu anda gördüğünüz şeyler de hep kafanızda canlandırdığınız görüntüler. Bakalım şuradan aşağıya. Tahmin ettiğim haydutlar burada mı acaba? Bir... Aha! Ya, engerek silahşör. Bak bak bak. Bunlar da engerek silahşör. O zaman şu yeni aldığım gözlüğü de bir takayım. Bakalım nasıl görüneceğiz. Ha. Bir iyi göründüm ya. Ben de bir güzel göründüm. Şimdi eksik hissetmiyorum. Bir tam hissediyorum nedense. Şimdi bunlar da biliyorsunuz otorite gözlüğü. Buradan otorite otorite diye ağlayan bazı bilim adamlarına duyurulur. Asıl otorite bu işte. Şunu bir indirelim bir aşağıya. Güzel, çok güzel. Burada birisi mi vardı? O salak öldü. Bir mayına bastı öldü. Şimdi sen levyeye otorite dersen sen dersin ki ben otoriteyi levyeyle sağlıyorum. Ben otoriteyi şiddetle sağlıyorum. Her ne kadar burası da haşin, gaddar, acımasız bir ortam olsa da şu çöl, şu post apokaliptik dünya ben otoriteyi gözlüklerimi takarak sağlamayı seviyorum. İnsanları bu şekilde otoriteme saygı göstermelerini bu şekilde sağlamayı seviyorum. Bilmiyorum bilimle uğraşıp şiddeti desteklemediğini söyleyen Higgs adındaki bazı bilim adamları ne düşünüyor bu konuda? Kurt boynuzu çiftliğine gelmişiz. Güzel. Güzel. O zaman biz burada birazcık dinlenelim. Çünkü hortlaklarla savaştık. Hortlaklarla bazen savaştığımızı düşündük. Burada benim hikayelerimi dinlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Hikayelerinden keyif aldıysanız bu hikayeleri başka insanlara da anlatmayı unutmayın. Bir sonraki defaya görüşmek üzere. Adios.